Evet sayın seyirciler, yayınımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyorum uzatmadan. Bu arka tarafı niye açtın, dolabını niye gösteriyorsun dersen, burada tam üstümde bir ışık yok. Biraz karanlık kalıyor. Geçen yayında dikkatimi çekti. Ondan sonra o yüzden bunu açtım ki şey olsun, hani ışık olsun diye. Evet, yayına başladık. En son nerede kalmıştık? Sanayi bölgemiz, şehrimiz, alışveriş, yaşam merkezi. Henüz tabii hiç takipçim yok. O yüzden ben bunlara kendim isimler vererek kendi kendime takılmaya karar verdim. Bu yaşam merkezi bölgemize mesela Zeytinburnu. Zeytinburnu İstanbul'da tam nereye düşüyor bilmiyorum ama biraz gerçek dışı olacak o yüzden. Zeytinburnu'nun üstüne de Zeytin, şöyle diyelim, çarşı. Zeytinburnu çarşısı. Zeytinburnu çarşısı. Niye? Çünkü burada alışveriş merkezleri falan var. Bu bölge, sanayi bölgesine de mesela şey diyebiliriz. Burası mesela bak şey olsun, Dudullu Anadolu yakasında karşıda da Kiterli mi var? Kiterli sanayi bölgesi olsun. Evet, böyle isimlendirmiş oldum. Kiterli, Zeytinburnu çarşısı ve Zeytinburnu. Şuraya da Yukarı Zeytinburnu'nu yaparız ileride. Şimdi şehrimizi şöyle bir genel izlersek, durum nedir? Para yavaş yavaş kazanıyoruz. Vergiler fena değil. Henüz Allah'a şükür hiç borç almadık. İstersek 20 bin, bir de 60 bin, 80 bin borç alabiliriz. Bütçemiz iyi. Suyumuz var. Elektriğimiz sınırda. Aklımızda olsun. Her an yeni elektrik yapıp gelebilir. Talep ne var? Talep halk yaşamak istiyor. Şimdi bunu başka ne var? Biraz maviye talebimiz var. Yani hafif alışveriş merkezi istiyorlar. Bir de endüstri talebi var. Endüstri ne diyor? Diyor ki çalışacak işçi yok. O zaman bak bunu bakacaksınız. Bu mesajı gördün mü? Yeni endüstri yapmayacaksın. Zaten adama ihtiyaç daha çokmuş. O zaman önce adam yapalım ki endüstri mutlu olsun. Şimdi bence Zeytinburnu'nun ilerlemeden önce Zeytinburnu'nu mesela biraz ilerletebiliriz. Şöyle şey yapabiliriz. Birilerinin evini yıkacağız herhalde. Şöyle yapalım. Yıkmayalım. Şehri durduralım. Pause yaptım. Bunları mesela şöyle 2 sokak ilerletelim. Tamam. 3 ama 3 artı 1 yapacağım. O 1'e de o 1'i de şöyle değerlendirmek istiyorum. Niye olmuyor? Şunu kapatırsak izin verir belki. Yok, vermedi. Hani şuradan sokak çekmek istiyorum. Yani şu evleri yıkmadan sokak çekmek istiyorum. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Şimdi diyeceksiniz ki bu mentor ne yapıyor? Şunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi diyeyim 3 artı 2 yaparsam 2. Şimdi şuradan çektiğim vakit evet olacak. Tamam. Demek ki yani dörtlü sistemimizi bozmadan araya bir cadde yapacağım. Aa, para bitti. Borç alalım. Boş ver. Birazcık borç yiğidin kamçısıdır. 60 bin alalım. İleride paramız olunca hemen zırt diye kapatırız. Susun. Susun. Şöyle ortadan bir şey yapalım. Hatta nasıl para bok şu an. Bunu duble yol yapalım bu arayı. Ara cadde duble yol olsun. Heh. Çok güzel. Bunu devam ettirelim. Ay anasını satayım. Bak bunu yıkınca evler hemen gitmiyor. Oyun durduğu için şu an. Heh. Tamam. Şimdi bu duble, şunu da devam ettirelim. Şimdi duble yola da devam ettirelim. Ya hızlı yaparsan gider. Bak gitti. İki tane canım ev gitti. Yani bir şey olmaz gitmesinden de. Üzülüyorum yani. Gitmese daha iyi. Elektrik kablolarını yıkabiliriz şöyle. Şurada bir sokağı unutmuşuz. Sokağı da yapalım. Sonra nitekim bu sokakları da kendi içinde de böyle bağlayalım. Burada ayrı bir şey olmuş oldu. Şimdi bunu şu evlerle şurayı geri doldurmamız gerekiyor. Şurada iki yeni ev yapılacak. Bakayım dörtlü, dörtlü, dörtlü. Tamam. Şu araları ileride parklarla, küçük parklarla. Şimdi dörtlü dörtlü devam edelim. Bir dörtlü. Bir dörtlü daha. Bir dörtlü daha. Bir dörtlü daha. Bir de buradan dörtlü gelelim. Ya da şöyle yapalım.
Bir de böyle dörtlü gelelim. Nasıl yapsak? Bir de böyle, yok bir dakika şöyle yapalım. Bir böyle dörtlü gelelim. Bir de böyle dörtlü gelelim. Şuradan da yine bir sokak biçimi geçeceğiz. Burada sıkıntı yok. Nasılsa hepsi sokak olduğu için caddeye çıkan yok. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yeni ev yapmış olduk. Bunlara su çekmemiz gerekecek. Su borularımızı çekelim. Elektriğimizi, şimdi elektrikle ilgili şu sıkıntımız olacak. Buraya yeni evler yapılana kadar bunlar o arada elektriksiz kalır. Geçici olarak elektriği şuradan alıp şuradan getirelim dedim. Hatta şuraya kadar getirip yol kenarından verelim. Tamam mı? Elektriğimiz, suyumuz var. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Şimdi bir evlerimizi yaptık. Bir başlatalım. Burayı mesela Yukarı Zeytinburnu yapacağım. Ulan Zeytinburnu da o kadar uzun isim ki. Yukarısı aşağı yazınca iyice isimler yükselecek. Yani harfleri. Neyse buna diyelim ki Yukarı Zeytinburnu. Yukarı Zeytinburnu. Bak 6 dakika olmuş şimdi. Neyse bugün biraz 40 dakikalık video yapalım. Evet şimdi yavaştan buraya taşınacak insanlar. Talep vardı. Bakın bu talep hemen azalacak. İnsanlarımız gelecek. Gelin çocuklar. Bak buradaki evler yıkılmış. Ben dedim ki ama geri yapın dedim size. Niye böyle yapıyorsunuz çocuklar? Yapmayın ama yani. Yukarı Zeytinburnumuz gelişe dursun. Orada şuna dikkat edeceğim. Bak yangın hizmetlerimiz burada var ama artık buraya da yetmez oldu. Bence şuraya da bir tane yangın istasyonu dikip her yeri kapsamakta fayda var. Elektrik santralini yıkarız. Nasılsa elektrik direğini, nasılsa bunun vasıtasıyla elektrik zıplıyor. Aynen. Bu yangın istasyonu buraya götürür. Sonra polis açısından henüz bir suç oranı %20'lerdeymiş. Aslında az da değil. Bir de polis istasyonu yapalım o zaman. Halkımıza hizmet. Bunları yaptın mı millet mutlu oluyor. Daha çok insan taşınıyor. Mevcut evlere mesela 6 kişi yaşarken 12 kişi taşınıyor. Evler upgrade oluyor. Zoom şey oluyor. Niye? Burada çünkü halka hizmet var diyorlar. Yani. Okulumuz varmış. Bak okulumuz var. Polisimiz var. Ateşimiz var. Ha, sağlık hizmetimiz yok. O zaman buraya bir sağlık hizmeti farz olur. Şöyle yapsak her yeri kapsıyor mu? Evet. Kapsıyor. Aha 100 kişi oldu. Hedefimiz 2000 olsun. Bugünkü hedefimiz. Sağlık hizmetimizi de yaptık. Çöpümüz var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Elektrik biter. Bak elektrik biter derken sınıra yaklaşmış. Hazır paramız varken borçluyuz. Bir santralle hadi gelin. Aha da para 30 binlerde. Şimdi bunun parayı bir 70-80 yapıp hemen 60 bin parayı borcumu ödeyeceğim. Bak Yukarı Zeytinburnu gelişiyor. Ev talebi düştü. Şimdi iş talebi yavaş yavaş, bak şuradan görebiliyoruz. Mesela işsizlik oranımız kaçmış? Şu an %4 işsizlik var arkadaşlar. Unemployment. Yani 700 tane iş varmış. 1170 kişiymişiz. İşte 570 kişi işe, ya 700 boş iş varmış yani. Yani şu an building has leveled up. Bak diyor ki yani bu building, bina büyümüş. Bir üst level'a geçmiş diyor. Aferin ona. Aferin ona. Aferin ona diyoruz. Ve şeye devam ediyoruz. Bakıyoruz. Şimdi bir şey talebi oluşmaya başladı. Artık diyorlar ki biz alışveriş yapmak istiyoruz birader. Tamam. Yapın. Size şöyle bir Zeytinburnu çarşısında bir git geldi bir alan yapacağım. Alın size. Zeytinburnu çarşısını da biraz büyütüyorum. Suyu var mı oranın? Yok. Bak nasıl tahmin ettim. Su ve elektriği unutmayacaksınız arkadaşlar. Oo yeni şeyler açılmış. Hey yo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bak yavaştan bir trafik hafiften oluşuyor şu bölgede. Bu bölgede. Normal bunlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim şey açılmış. Parklar, bahçeler müdürlüğü. Bu oyunda o kadar çok park göreceksiniz ki diyeceksiniz ki artık mentor. Bırak bu işi yani. Sen park bahçeler müdürü müsün? Yoksa şehir planlayıcı mısın diyeceksiniz. Bak trafik burada sıkışmaya başladı. İleride burada çeşitli şeyler düşüneceğiz. Mesela şunu 2 şerit, 2 şerit geniş gidiş değil de 3 şerit gidiş, 3 şerit geniş yapabiliriz. Upgrade edebiliriz. Ama şimdilik dur. Biraz tıkansın trafik öyle. Hemen her şeyi hemen önden yapmanın çok da iyi olduğunu söyleyemem. Elektriğimiz 32 üretiyormuşuz. Çok güzel.
Ufaktan bir iki park yapalım. Şimdi böyle küçük yerlere en sevdiğim park biçimi olarak şu gap site diye bir şey var arkadaşlar. Dörde birlik bir alan yol kenarına diyor ki zoning şey yapıyormuş, road blocker yani yola park edenleri engelliyormuş ve boşlukları dolduruyormuş. Bir de mutluluk sağlıyor. Mesela şöyle bir şuraya bir de şuraya olmak üzere iki tane yapalım. Bakın şöyle 6 tanelik araba park yeri, bir küçük bahçe, bir bank, böyle bir şey. Bak ama mesela bu, bak burayı mutlu yaptı görüyor musun? Mavi oldular yani bu çok hoşlarına gitti. Tabii yetmez. Bir de adam gibi şöyle bir park yapmak lazım. Mesela şu ara bölgeye yapabiliriz o adam gibi park. Bakayım. Heh, çok güzel. Tam yeri. Bak şimdi. Hop böyle yapalım. Elektrik kopmasın ama. Aman diyeyim. Heh. Son anda elektriği geri getirdik. Bakın böyle çok güzel park. Bunun içinden insanlar yürüyebiliyor mesela. Pır pır pır. Bunlara bir de şöyle bir güzellik yapalım. Hemen ben üst geçitçi mentor olduğum için siz beni danacaksınız. Benim hayat ruh hastasıyım ben. Bu üst geçit konusunda kafayı yerim. Seviyorum çünkü. Mesela üst geçitle ilgili diyeceğim şey şu. Şimdi bak, halkımız burada Zeytinburnu'nda. Yukarıdan aşağıdan. Mesela Zeytinburnu çarşıya inmek istiyorlar tamam mı? Ne yapacak diyeyim? Şurada oturan adam. Bu yoldan yürüyecek. Yürüyecek. Yürür mü? Yürümez. Ne yapar? Atlar arabasına. Hop gider. Bana trafik oluşturur. Ben ne istiyorum? Yürüsün istiyorum. Yürü çünkü bu oyunda şöyle bir kural var arkadaşlar. Adam şunu hesaplıyor. 5 dakikada arabayla gidiyorsam diyor mesela. İşte 4 dakikada yürüyerek gidiyorsam çünkü trafik olduğu için 5 dakika. O zaman 4 dakikada yürüyerek gideyim diyor. Yani akıllıca olanı yapıyor. O yüzden bunlara şimdi ilk etapta bak şöyle bir şey yapacağız. Bu park üzerinden tamam. Şöyle yükselteceğiz yolu. Baba. Olmuyor. Şöyle olur ama. Çok güzel. Hatta bak. Bak 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 şimdi görün. Görün. Ulan çok güzel olacak. Gel. Seni yıkalım. Seni yıkacağım İstanbul. Ben parkı yaparken şey de yükselir yavaştan. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yükselt. Page up'la yükseltiyorum. Page down'a düşür. Tamam mı? Aynısını şöyle yap. Yükselt. Çok güzel. Yolun karşısına geç. Niye olmuyor? Heh, oluyor. Yolun karşısına geç, tamam mı? Sonra buradan indir. Şimdi bir indir böyle. Tamam mı? İki indir. İndir burada. Bir de böyle indir. Boş ver, gitsin o bina birazcık. Çok güzel. Şimdi iki de yanına şöyle ağaç dikelim. Bak şimdi biraz sonra göreceksiniz bu yolları o kadar çok kullanacak ki halk. Diyeceksiniz ki yani lan millet ne kadar akıllı arabaya binmek yerine şey yapıyor. Bunları kullanıyor. Ben de buna dalarım. Bir saat park yaparım. Böyle de bir kötü huyum vardır. Bak şu an halkımız buradan yürüyor. Görüyorsunuz. Yakında bu yaya yoluyla karşıya geçmeye başlayacaklar. Şu an tabii bağlantısı olmadığı için şey kaldı. Salak kaldı. Ödük kaldı. Şimdi bağlayacağım. Şimdi bir şöyle bağlıyoruz. Şöyle bağlıyoruz. İki şuradan üst geçitle karşıya bağlıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra nasıl yapsak? Bak söylüyorum. Böyle yapıyoruz. Geliyoruz buraya kadar. Şuradan şöyle bağlıyoruz. Ne yapalım? Şöyle bağlayalım. Böyle bağlayalım. Tamam mı? Buradan da karşıya geçirelim. Böyle bağlayalım. Ondan sonra şimdi ne oldu? Bak şu bölgeden adam arabaya binip böyle gitmek yerine hop fıtır 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 şu yoldan fırt diye yürüyüp gidecek. Az sonra göreceksin. Çarşıya inecekler. Bayılıyorum bu olaya ya. Yani halk yürümeli arkadaş. Spor yapmalı. Şuraları da böyle ağaçlandıralım yine.
Bak çam ağaçları varmış. Küçük küçük çam ağaçları. Bak görüyor musunuz? Hemen çıktılar. Karşıya geçmek için de bunları kullanmayı tercih. Bak trafiği rahatlatmanın bir yolu da bu. Trafik yaya yolundan geçebilir evet. Yani yaya geçidinden. Ama bu varsa bunu tercih ediyorlar. O zaman yaya geçitlerinden de arabalar fışır fışır kırmızı yanmıyor yani. Hani, yeşil yanıyor. Bak gördünüz mü nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Bak tıfıl tıfıl. Tıfıl tıfıl yürüyorlar. Müthiş, müthiş, müthiş. Neyse biz biraz daha ufak tefek park yapalım. Şu yukarı Zeytinburnu tarafına da bir şöyle bak ne yapalım biliyor musun? Şurayı park yolu ilan edelim. Şöyle mesela. Ortada bir hani Central Park havası essin. Çok güzel. Elektrik bitmiş. Hemen santral dik. Paramız da suyunu çeker yakında arkadaşlar. Borcumuz vardı. Borçlu harçlı millete park yapacağız diye. Borçlar. Şunlara da bir küçük parkçık yapalım. Şöyle deniz kenarına. Şöyle mesela bir bu bölgeyi kapsayan bir park yapalım. Para bitti arkadaşlar. Borcumuzu resmen şey parklara, bahçelere harcadık. Tam Vahdettin dönemi gibi olduk. Yani Vahdettin öyleydi diye demiyorum da hani Osmanlı'nın son dönemlerinde hep böyle lale devri yaşamış ya. Buna gerek yok da bu benim fantezim, ben böyle seviyorum. Yolun kenarında da şey olsun. Yürüyüş yolları diyeyim. Şimdi şeye baktığımız zaman land value yani arsa değeri. Bak park olan yerler ne kadar artacak? Bir de şurada şeyi gösteriyor. Millet ne kadar şeye aksesi var. Ya mesela bakın bunlar hiçbir şeye şeysi yok. Adamlar bildiğin fakir, pislik içinde yaşıyorlar. Çünkü iş yeri yani fabrika burası ama burada evlerinde parkları, bahçeleri var. Geliyorlar parka. İşte dinleniyorlar. Burada yok ama mesela şimdi şuradakiler kesin gelir. Yavaştan. Gelseniz ona yüzümü kara çıkarmasanız. Biz de bu kadar park yaptım gibi. Bak bir tane amca var mesela içinde. Yakalayalım. Ne yapıyormuşsun sen? Small Park'ı da yaşıyorsun. Öğrenci. Elementary okuluna gidiyormuş. İlkokula. Ha, kıyamam ya. Yerim seni. Evet. Şimdi şurada bir tane de şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir ara yaya yolu sistemi yapalım. Şöyle. Böyle mesela böyle yaparak ne yapmış oluyoruz? Adam normalde buradan şuraya gitmek istiyorsa böyle yürümesi lazım. Bir sürü yaya geçidinden geçecek. Onun yerine fırt diye bir tane üst geçitten geçebilir. Böyle bir iki tane şeyle. Bakın burası çok kullanılıyordur eminim ki. Aynen öyle. Çok gayet kullanılıyor. Süper. Aslında bunlara şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir ne yapmam ki? Hani bak şimdi buldum. Bir dakika dur oyunu. Yıkın yıkın bittiğim ağaçları. Yık. Yıkmama gerek yok ama yıkmaya karar verdim. Bunu şöyle değiştiriyorum. Bence böylesi daha mantıklı olur. Düz olsun bu geçit. Tamam mı? Niye olmuyor? Düz olsun. Ya Allah Allah. Allah Allah. Düz olsun ama ve lakin ne olsun? Şuradan mesela ikişer tane iniş olsun buraya. Bu da yeni çıktı başımıza. Böyle bir şey yoktu normalde. Şöyle inişler olsun. Oo süper oldu ya. Bayıldım ya. Bu ne ya? Yık o zaman anasını satayım. Yık. Ben eşeğim ya bir daha yaparım. Bak şimdi arkadaşım. Buna hiç gerek yok artık. Şunu yıkabilirsin. Ne olmuş olacak? Halk buradan dümdüz geçerken aynı zamanda şuradan şu parka ve şu kısma da erişebilecekler. Bu da ayrı bir güzellik olacak. Bir tane de şöyle bir şey yapabiliriz. Bu da son güzelliği. Para bitti zaten. Ondan sonra şöyle gidip tamam mı?
Bir tane de şöyle üç geçit yapalım. Şu bölgeyi de böylece alırız. Yok, burada alttan gidelim. Alt yollar yapalım. Tamam mı? Buradan çıkan adam şuradan yoldan hemen karşıya geçip fırt 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 yürüyüp bundan yürüyerek şu böyle alışveriş merkezlerine erişebilir. Hadi bakalım ya, güzel oluyor. Güzel, hoşuma gitmeye başladı. Yavaştan bir sistem geliştiriyoruz. Oyunu devam ettirelim hızlıca. Bak nasıl fıtı fıtı yürüyorlar, görüyor musun? Kıyamam ya, yerim sizi ya. Ulan insan gibi insanlar valla. Bak hiç arabaya binmek yerine trafik azaldı. Şimdi neyse, o şehrimize geri dönelim. Durumlar nedir? Elektrik var. Su sınırda. Hemen su bütçesini %65'ti geçen bölümde. %75'e çıkarıyoruz. Polis. Pardon. Yangınlar. Bak yangınla ilgili şöyle bir şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela en çok yangın sanayide çıkar. Bunu engellemek için sanayi bölgesine gelip poliçe dediği şey yani kurallar. Bu bölgeye kural olarak mesela diyebiliriz ki bütün bölgeye bedava şey dağıtıyor. Yangın dedektör. Bunu yaparsam çok düşüyormuş yangın riski ama bina başına haftada 5 sent yani 748 ya şu an kazandığımız işte 20 bina varsa 20 kereden 5 100 dolar inecek. Yap. Halkım yangın çıkmasın. Neden? Çünkü yangın çıkınca kötü oluyor yani. Bak düştü biraz şeyimiz. Şimdi kazancımızı arttırmak için ne yapabiliriz? Şu an endüstriye büyük bir açlık var şehirde. Endüstri yapalım. Ne kadar çok bina yaparsan baktığın zaman o kadar çok vergi alabileceğin şey artıyor. Yani bu kapitalist dünyanın bir gerçeği arkadaşlar. Buradan sonra da şöyle devam edelim. Orada bir tur atlayayım orayı. Oraya da şöyle bak ne yapacağım biliyor musunuz? 1'e 4'lük bir parkım var. 1 çarpı 4'lük dikine. Onu yapayım. Bu şeycilerin de ufak sanayicilerin de ufak da olsa bir parkları olsun şöyle iki kenar. Hani bunlar da çünkü parka ihtiyaç duyuyor. Adam fabrika deyip ezmeyeceksin. Onlar da kendi çapında. Bunlara en çok gerçi şey yarıyor. Otopark seviyorlar onlar. Çünkü arabalarını korumak için yer seviyorlar. Mesela bunlara iki otopark da yapabiliriz şöyle. İç bölgelerde. İki tane otopark yapalım. Bak şimdi bunların da mavileşmesini bekliyorum. Niye mavileşmedi? Ya biraz bak bir sararma oldu. Bir ufaktan bir şey oldu bak. Sanayinin içinde küçük de olsa parklar. İyidir iyidir. Elektriğimiz sınırda yine. Para kazanmamız lazım arkadaşlar. Birazcık vergileri arttırıyorum üzgünüm. Alışveriş merkezleri 10. Ev 11. Böyle olsun. Evler lüks oldu artık. O yüzden evlerden. Bak şu parkta bakayım insan var mı? Pek insan gelmiyor buraya arkadaş. Ya bu kadar yani ben buna bu kadar para ödüyordum. Ayda 80 dolar gelsene de lan. Köpekler. Allah Allah. Şu yaya geçidine bayıldım ya. Bu yaya geçidine özel isim vermek istiyorum. Böyle bir şey yok ama işte bunu ben yapıyorum kendi kendime. Mesela bunu ayrı bir bölge gibi yapacağım şimdi tamam mı? Mesela şöyle. Vay 1900. 2000'de hedefimiz arkadaşlar bu arada. Aşacağız galiba. Şu bölgeyi böyle. Tamam mı? Ayrı bir isim vereceğim. Bir dakika. Diyeceğim ki burası mesela şey olsun. Bir meydan olsun. Zeytinburnu Meydan. Burasını Zeytinburnu Meydan ilan ettim. Gördüğünüz gibi burada meydan. Hiç de meydan gibi de değil ama. Şimdi bak bu evleri görüyorsunuz. Evler zenginleşmeye başladı. Nerede o küçük kulübeler gitti? Bak burada küçük kulübe halinde ama bunlar mesela güzel adam güzel evler yapıyor. 4 kişi yaşıyormuş. Yavaş yavaş bunlar artacak. Ama bak paramız 42 bin oldu. Her şeye ihtiyaç var şu an. Sanayi de istiyorlar, şey de istiyorlar. Her şeyi istiyorlar. Bunlara biraz alışveriş merkezi yapmak lazım. Tam şu yolun kenarında mesela bir iki alışveriş merkezi yapalım şöyle. Hani şey olsun. Burada şimdi talep çok. Geleni gideni çok buranın. Bir iki de bunlara şey yapalım.
Mesela şöyle yapalım, tamam mı? Olmuyor. Olmazsa olmaz doğrusu. Yo, bak ne yapacağım biliyor musun? Ve bana karşı çıkamazsın. Al böyle yap o zaman. Al böyle yap. Demokrasilerde çareler tükenmez. Bak bunu da şöyle tatlı tatlı yaya yolu yapalım. Tamam mı? Böyle güzel bir sistematik olsun. Hatta şuradan da buraya bağlansın. Al sana bildiğin parklar, bahçeler ya. Allah'ım bayılıyorum ya. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bak bildiğin orman oldu ya. Anneme küstüm, annem bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Nerede mislisi aklıma? Şurada bir orman geçer. Böyle bir şey vardı ya. Neyse bakın arkadaşlar çok güzel. Zeytinburnu yaşanabilir bir hale geldik. Şimdi şuna karar verdim. Yani bunu Zeytinburnu meydanı değil de biz bu Zeytinburnu meydanını büyütelim ya da şurayı komple Zeytinburnu meydan yapalım. Tamam mı? Bildiğim burada ayrı kendine özgür bir şey ürettik. Zeytinburnu meydan. Zeytinburnu çarşı da bu bölge oluyor. Çok güzel. Bir de şunu yapabiliriz. Para kazanıyor muyuz? Çok kazanmıyoruz. Bir de şunu yapabiliriz. Buraya küçük bir otopark yapalım. Tamam mı? Böylece insancıklarımız mesela arabayı şuraya koyup hemen şurada şey yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? İşte aynen böyle olsun yani. Çok güzel. Süper. Bir iki de şöyle küçük ağaçlıklar dikelim. Çalılık. Böyle ince detayları seviyorum yani. Ama oyunun kendisini oynayamıyoruz şu an. Evet mesela gelen böyle arabasını koysun buradan katılsın şeye. Şu plazamız güzel. Evet, işler hale geldi. Bak nasıl? Millet deli gibi yürüyor ediyor. Böyle yaptığın zaman trafikte çok iyi baş edersiniz. Yoksa trafikle oyunda baş edilemiyor arkadaşlar. Deli gibi. Ortodoks kilisesi varmış. Bunlara bir de kilise mi yapsam? Burayı geliştirmeyi düşünüyorum bu caddeyi de. O yüzden şey yapmıyorum ama belki şuraya yapabiliriz. Ya da şimdilik fazla gözümüzü alıştırmayalım. Biraz para kazanıp borcumuzu ödeyelim. Kaç para borcumuzu ne kadar ödemişiz şu ana kadar? 55 bin ödememiz lazım. Bir an önce para kazanıp borcumuzu ödemeye bakmamız lazım. Biraz daha çarşıyı büyütelim. Şöyle çarşıya bir şey daha katalım. Çarşıya karşı. Şöyle yapalım bak şimdi göstereyim size ne yapacağımızı. Evet. Mantıklı bu konuşma. Şunu yapacağız. Çarşıya extension yapıyoruz beyler. Ha. Allah. Baban da mı böyle diyor? Bu yaraz. Beni zorluyorsun yani. Ne hedeflerimi yaptırmıyorsun. Al böyle yaparım. Yamuk olur ama. Nasıl gözüküyor? Salak gibi gözüküyor. Vazgeçtim tamam ya. Yani. Al. Nasıl bir çözüm düşünsek? Yapmıyorum yaya geçti. Ama şunu yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 4 şuradan bir tane patlatalım. Yoldan fırt diye karşıya geçiversinler. Buradan da bir tane fırt diye patlatalım. Tamam mı? Hatta niye fırt diye patlatıyorum ki? Madem öyle işte böyle. Sen bana onu vermezsen ben de sana bunu veririm. Ah. Çok güzel. Şimdi yeni çarşımızı büyütme çabalarına devam ediyoruz. Suyumuz bağlı mı? Buradan daha bağlıyorum. Elektriğimiz ne durumda? Sınıra gelmiş.
suyu ve elektriği sürekli takip edeceksin. Aha da çıktı bak, benim en sevdiğim bu. Bunun güzel tarafı şu arkadaşlar. Bu 8 üretiyor maksimum. Bu 20 üretiyor. Artı bu çok tatlı bir şey. Göreceksiniz şimdi, bu denize yapıyorsun. Denizin koyu mavi yerlerini yapıyorsun ama bizim şansımıza her yerde rüzgar çok. Mesela şu bölümlerde biraz daha... Yok, her yerde çok. Şimdi bunu yaptığımızda denizin ortasına yapabiliyoruz mesela. Şöyle yapalım. Bak çok tatlı bir şey. Hem rüzgar dönüyor hem güneş paneli var. Yani bildiğin temiz enerji. Tabii bu biraz uzak oldu. Şimdilik geçici olarak bunu şöyle bağlayalım ana santrale. Denizin ortasına elektrik direkleriyle. Yakında bunları böyle yaparız. O zaman bunları sileriz bir süre sonra. Şu an bakalım, bak elektriğimiz 60. Biraz şunlardan yıkayayım mesela. Çünkü boşuna daha pahalı bunları. Hem de boşuna elektrik üretmeye gerek yok. 60. Hep bundan yapacağım bundan sonra. Zamanla bunları yıkacağım. 52. Biraz yukarıda kalsın. Genişliyoruz çünkü şu anda. Zaten 52'de bir tane daha yıktım. 44, evet. Yakında bir tane daha öbüründen yaparız. Valla aslında bu mantıklı bir şey olmadı. Çünkü param azaldı şimdi. Onun yapması da para. Yani uzun vadede kazançlı bir şey. Evet, çok konuştum. Parkımız çok güzel. Bir daha bir kendime gideceğim. Meydan. Eyt be yavrum benim. Şu güzel yollarda yürüyen insanlar. Convention store'lar. Bilmem ne store'lar, motorlar. Çok güzel. Aa, otobüs gelmiş. Arkadaşlar bir otobüs yapmasak mı? Kaç para bir otobüs oldu? Otobüs terminali 30 bin dolarmış arkadaş. Ben 30 bin dolar vermem. Lan elektrik santralini boşa yıktık, iyi mi? Yenisi kaç para? 12 bin. Bir tane daha yapalım. Şöyle. Heh. Artık şuna gerek kalmaz. Şimdi bunun böyle bir 10 üstte olsun. Mesela bir tane daha yıkalım. Kaç alacak? 55 falan. Tamam. Bu güzel. Böyle kalsın. Şimdi bir an önce para biriktirmemiz lazım arkadaşlar. Hadi para biriktir. Bak aylık 2600 geliyor. Çok güzel. Ben böyle yavaş gelişmeyi seviyorum. Paramı biriktireyim, borcumu ödeyeyim. Ondan sonra kafam rahat olsun. Öyle gelişeyim. Sanayi ihtiyacı varmış. Ufaktan biraz sanayi verelim bu halka. Bunu çok verirseniz bu sefer işçi ihtiyacı aşırı artıyor. İçinden çıkılmaz bir döngüye giriyorsunuz. Yavaş yavaş. Mesela şöyle. Elektrik, su. Çok güzel. Çöp %14. Sağlık hizmetleri. Gayet güzel. Okul. 300 kişi kapasitemiz varmış. Henüz 240 gencimiz var. Tamam o zaman, yeter. Bir hedef koyalım. 33 dakika oldu. Bakayım. 2500 kişi de kapayacağım arkadaşlar. Şimdilik nüfus hedefleri koyalım ama ya bu niye böyle güdük gibi kaldı ya? Upgrade underway. Ha, geliyormuş. Ulan var ya. Çağırdım, geldi resmen. Aferin lan, upgrade et. Hıyar alsın. Bak hemen üst geçitin üstündesin. Dikkat et de seni buradan dikizlemesin. Evet. Şurada bir şey daha mı yapsam? Bir atılım. Ona bakıyorum yani. Burada bir ufak parkçık daha mı yapsam? Havuzlar vardı, havuzlar. Havuz yapalım. Küçük havuzlar. Seviyorum onu. Bu havuzu mesela şöyle iki havuz yapalım. Ama burada saçma olacak. Buraya millet nasıl gelecek ki ya? Ya bak şöyle yapabiliriz. Havuzu şuraya yapalım. Tam yeridir. Böyle. Bir de böyle. Karşılıklı iki havuz. Halkımız havuzlarda yüzün ya. Güzel güzel. İki de çam ağacı dikim. Gölgesinde güneşlenirsin. Hayır, sizi yerim ben. Abicim, belediye başkanı dediğin halkını sevecek. Halkını sevmeden belediye başkanı olunmaz. Ağaç, çam ağaçları dikeceksin. Onları mutlu edeceksin. Öyle kapitalist. Tamam, hepimiz bu sistemde yaşıyoruz. Mecburen böyle ama... Yani paramız pulumuz var Allah'a şükür. Metropolis olarak. Biz şeye önem veriyoruz ya. Güzelliğe. Ya yani içinde yaşadığımız şehrin zaten çekilmez bir hale gelecek yakında. Göreceksiniz bak, trafik artacak.
En azından halk desin ki yani. Lan en azından 2-3 ağaç yaptı ya. Bak şey herife diyorlar ya duble yol yaptı diye. Bana da desinler istiyorum ki duble yol değil. Ağaç yaptı desinler. Ben böyle anılmak istiyorum kardeşim. Hayal dünyamda kendimi böyle avutuyorum. Otobüs yapmayacağım. Henüz otobüslük kadar büyümedik. 2100 kişilik küçük bir milletsiniz yani. Daha ne otobüsü? Bak siz iki telli sanayi bölgesi. Aferin koçlarım benim. Ne güzel çalışıyorsunuz. Trafik durumu nasıl? Ne istiyorsun? Not enough educated workers. Lise çıkmış arkadaşlar. Lise yapmak lazım. Lisesiz olmaz. Şu an herkes ilkokul mezunu. Aa, yangın mı çıktı? Nerede itfaiye? İtfaiye neredesin? Heh. Aferin. Şu anda kasaba gibi olduğumuz için her şeyi böyle birebir görebiliyorum. Bak bak ne güzel yürüyorlar, görüyor musun? Şuna bak ya. Ya halk ya. Köpek. Ulan ite bak. İt de çıkmış arkadaşlar. İt üst geçide çıkmış. Yoksa gezdiriyor mudur bunu? Aa, harbiden köpeğini gezdiriyor. Yoksa karıyı taciz mi ediyorsun lan? İt, öldürürüm seni. Rahat bırakın kadını. Neymiş kadının adı? Kadın gömüldü. Mary Hunter. Takip edeceğim seni. Lan. Nereye gidiyorsun? İşsizsin. Aa, işsizsen olmadı. Sana o zaman iş yapalım. Bu niye bitti ya? Ha, eğitimsiz insanlar çalışmıyor diye terk etmişler evi yani. Herife bak yani. Ulan açgözlülük işte, problemler başlıyor. Bu problemleri yenmek için acilen lise yapmamız lazım arkadaşlar. Acilen. Liseyi nereye yapalım? Ben şöyle düşünüyorum. Lise buraya sığıyorsa bunları başka bir yere taşıyayım. Liseyi buraya yapayım. Çünkü lise tam, evet bak, lise tam buraya sığar. O zaman kaçlıkmış lise, bir dakika. Üçlük yer kalıyor geride. Bunlardan hiçbirinin üçlük bir şey yok abi. Acaba diyorum şunu böyle taşısak. Üst geçitleri böyle versek. Ya boş ver. Aslında fena fikir değildi, şu an aklıma yattı da. Ne yapsak? Liseyi böyle yapalım. Şuraya yapalım. Buradan yayılsın. Buraya bir şey yuvası. Zeytinburnu Meydan Lisesi. Adını da öyle koyacağım. Adını da değiştiriyorum. Zeytinburnu Meydan Lisesi. Ahmet Sani Gezici Lisesi gibi oldu. Zeytinburnu Meydan Lisesi. Bir tane de ona özel üst geçit yapalım. Aynı oranda olsun. Simetrik olsun hatta. Olmayacak da böyle ama. Olsun, dikine olsun o zaman. Şöyle olsun. Evet, lise yollarına da güzel çınar ağaçları dikelim de, burada ayıptır söylemesi. Gençler arka bahçede belki biraz öpüşür koplaşırlar. Hadi siz yine iyisiniz ha. Kocaman çam ağacı, çınar değil, çam ağacı diktim kocaman. Artık gençler, burada gerisi size kalmış yani, ben mentor abiniz olarak bu kadarını yapabiliyorum. Artık buradan gençlere sesleniyorum. Zeytinburnu Meydan Lisesi gençleri. Gerekeni yapın. Gençsiniz. Gençliğinizin tadınızı çıkarınız. Buralarda gezininiz. Yani gölgelikleri çok oldu. Evet. Lisemiz geldi. Şimdi yakında eğitim seviyemiz artar. Bak, bu eğitim seviyesine gelince ilkokula gelince ilkokul açısından yorumunu alıyoruz. Liseye gelince lise açısından, henüz tabii kıpkırmızı yani, kimse eğitimsiz değil. Çünkü şimdi bu herifler şimdi ya lise yaptın ama bir tur geçmesi gerekiyor. Bir tur mezun olmaları gerekiyor. O da birkaç, bilmiyorum, süre alır yani. Bak hafif bir trafik oluşmaya başladı şurada. Yani normal şimdilik. Trafik oluşunca şunu yapacağım. Şunu 3 şerit gidiş gelişe upgrade edeceğim. Bak şey, işsizlik arttı galiba. Bakayım işsizlik oranı kaç? O %6 oldu. Bunu %3'lerde tutmak gerekiyor. Şu salak şeyi kandırmayın bunu. Ev yapacağım ama bir elektriği kontrol edeyim. Bunlar ne diyor? Bak, işsiz eleman istiyoruz diyorlar. Tamam gençler. Şimdi size Zeytinburnu, yukarı Zeytinburnu. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Tabii ki de.
Önce bir dakika. Önce Zeytinburnu'nu biraz devam ettirelim. Sonra aşağı Zeytinburnu'na da sıra gelecek. Şunu yapmak istiyorum. Biraz böyle devam ettirip, bak iki sokak. Biraz fantezi yapacağım. Şunu yapmak istiyorum. Bak şimdi göstereceğim. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bunlar geçici, tamam mı? Bunları yıkacağım şimdi. Yapmak istediğim şey şöyle 6 şerit gidiş, 6 şerit gelişlik. Büyük bir... Hatta acaba böyle yapsam ne olur? Üçgen olsun anasını satayım. Bak şimdi. Evet, üçgen olsun. Çok güzel. Şimdi bunları yıkınca bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bu böyle şehir içi manyak ötesi bir göbek oldu. Gelen böyle gelecek, böyle gidecek, böyle gelecek. Evet. Bunun şimdilik bir manası yok. İçimden geldi, o yüzden yaptım. Buradan dağıtmayı düşünüyorum. Mesela yine şu bölgeden tam ortasından alalım. Heh. Aşağı Zeytinburnu. Ya da buna başka bir isim de verebiliriz. Siz karar verin. 2500 dedik. Bu arada çok yavaş gidiyoruz. Hızlıca. Şimdi bu atılımı yapınca bak hatta bunu da diyorum ki 2'den kırdım. 140 135 derece yapayım. 135 derecede nasıl oluyor? Olur mu? Fena ama çok yakın oldu şeye. Önce bir süre yapmamak lazım. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım ya da. 2 git. 2 böyle git. Paramız çok kalmadı. Şu an fark ettim. 135. Şimdilik bu kadar yapalım. İleride ben bunları kıvırtmak istiyorum ama. Su borusu çekelim. Paramız kalmadı. Şu an fark ettim. Çok efficient oldu. Elektrik hattını da şuradan şuraya çekelim. İleride arkadaşlar bunları şey yapacağım ben. Daha güzel yapacağım. Bir planım var bu bölgeyle ilgili. Şimdi bu bölgenin adını şöyle verelim. Şöyle yapacağım bu bölgeyi. Yaklaşık şunun gibi bir şey yapmayı planlıyorum. Şöyle şey düşünüyorum. Hani yolları böyle böyle kıvırayım. Mesela işte şöyle getireyim falan. Burada böyle bir şey yapalım. Buna da mesela sarı yer yapalım. Böyle buradaki evler sarı yer manzarası olsun mesela diyorum. Ya da sarı yerle bu kadar yakın yapmayalım. Hayır bu aşağı Zeytinburnu olsun. Aşağı Zeytinburnu olsun. Sonra mesela şuradan da bir yol çekip uzunca bir süre otoban gibi götürüp şu bölgeyi mesela şu bölgeyi sarı yer yaparım. Araları açarım yani anlatabiliyor muyum? Şimdi aşağı Zeytinburnu'na tabii ne yapıyoruz? Ev yapıyoruz daha ne yapacağız? Şöyle. Ev yapıyoruz. 2500 nüfusu eriştikten sonra. Şimdi bak yangın buraya erişmiyor. Sağlık erişmiyor. Polis erişmiyor. Eğitim azıcık erişiyor. Ne yapacağız? Hep bunların yenisi lazım. İşte bunun da kötü yanı bu arkadaşlar. Ama en azından şunu yapabiliriz. Şimdi aklıma geldi. Hazır ben bunu yapmışken, daha henüz bir şey yokken mesela şunu yapabilirim. Çok güzel bak. Yani Zeytinburnu'nun aşağı Zeytinburnu'nun araba dışında da bir alternatif bağlanması lazım. Çok güzel bir bağ oldu. Bu bağı bir de şöyle katılacağım. Şöyle yapacağız. Paramız yine sınırlardayız. Hayır canım, saçmalama. Bir yerde hata yaptık.
estetik durmadı. Ya hem bölüm uzadı. Kaç? Oo, 45 dakika olmuş. Hem de maalesef istediğim gibi olmadı bazı şeyler. Param bitti. Ondan sonracığıma... Ya ne aptalsın ya. Hadi ya, kapanır ayak, sinir oldum hele. İndir aşağıdan götür. Sinirlendi bunu. İşte böyle gelin. Evet. Sizi de şey yapmadan, fazla yormadan şunu yapmamız lazım. Aşağı Zeytinburnu Yaya Yolları Cemiyeti'ne hoş geldiniz. Ben bile şu an aşağı Zeytinburnu'na taşınmak istiyorum. Durdur oyunu. Elektriği geri bağla. Şu an aşağı Zeytinburnu'na taşınmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz oyunu hızlandıralım. 2500'e hemen gelelim. Elektrik durumumuz nedir? Var. Su sınırda. Hemen suyu yüksel. Evet, bitirmek üzereyiz. %80. Paramız fena değil ama para kazanmamız lazım. Aha da yangın çıktı. Bak hemen bu aşağı Zeytinburnu'nun diyorum ki bedava yangın dedektörleri yapıyorum. Bir, iki sigara içmeyi yasaklıyorum. Bu da bir şey yapıyor muydu? Ha, bu sağlığı düzeltiyormuş. Yangını düzeltmiyormuş. Piyan neden öyle düşündü? Ağzını siklet canım. Sağlık çok önemli. Evet. Bak çok güzel. 2500 kişiye geldik arkadaşlar. Evet, şöyle bir son bir bakacak olsak ya, buraya eğitim, bir an önce lisenin bir an önce ilk mezunlarını vermesi lazım. Yoksa bunlar kafayı yiyecek. Herkes terk edip gidiyor. Anasını satayım. Nasıl bir eğitimli insan aşkı varmış ya. Bu kadar parkları bahçeleri yaptık tabii. Ayıptır söylemesi. Çok ayıptır yani. Götükleri kalktı. Biz eğitimliyiz. Eğitimliyiz. Lan ne burjuva heriflersiniz. İki marketsiniz ya. Allah'ın marketisin lan sen. Neymişsin sen? Köşedeki yoğun dükkan. Mesela adında meymenet yok. Madem eğitimli istiyorsun, özel bir isim koy kendine. Bak M&H ya, H&M bak bunu. Lan H&M'de neyin eğitimlisisin ya? Lise mezunu istiyor, H&M'e bak. Allah'ım yarabbim. Sen neydin de gittin? Eczane. Eczane de mi? Tamam, eczane doğru aslında. Eczacı istiyor. Neyse, yukarı Zeytinburnu güzel devam ediyor hayatına. Aşağı Zeytinburnu oluşma çevresinde. Sanayi bölgesi güzel. Deli bir sanayi isteği var şu an. Herkes deli gibi sanayi istiyor. İşsizlik muhtemelen had safhada %21 arkadaşlar. %21 işsizlikle Metropolis rekor kırarken bugünkü yayınımızı kapıyorum. Kapamadan önce sizinle beraber aşağı Zeytinburnu'ndan yavaş yavaş bakın yürüyüp yürüyeceğiz. Tamam mı? Böyle yavaş yavaş. Sonra sağdan gideceğiz. Ana caddeye çıkacağız. Heyecanlandınız. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Şurada ikinci cadde yani Mahmut Efendi Caddesi'nde sola döneceğiz. Karşıya geçeceğiz. Ondan sonra beraber Zeytinburnu Meydanı'na doğru üst geçitten karşıya geçeceğiz. Zeytinburnu Meydanı Lisesi. Zeytinburnu Meydan Lisesi'ne göz kırpacağız. Ağaçların arasına bakacağız. Devam edeceğiz. Parkımıza bakacağız. Tekrar devam edeceğiz. Zeytinburnu çarşıya geleceğiz. Ve yayınımıza burada son vereceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.